Ay ne oldu Kamila ablacığım? Aa bak ne görüyorum. Bir tane yaz mı yaz, yakışıklı mı yakışıklı, esmer mi esmer bir adam. Yani kovboy gibi bir adam atlamış, atını alıp seni götürecek. Kovboy mu? Burada mı? Aa, buna keçi çobanı da diyebiliriz, çakma peter de diyebiliriz. Ay Kamila ablacığım, keçi çobanıyla çakma peterle... Ay ben ne diyorum acaba, sana benziyorum gitgide. Yani Hazar'la bizim olacak gibi değil. Sen diyorsun ki onların sorunları var ama... Bunlar gayet iyi gözüküyorlar. Kız sen onlara ne bakıyorsun? Ben gösteriş yapıyor onlar. Kız sen bana baksana. Allah Allah. Aha buna bakacaksın, fala bakacaksın. Bak fincana bakacaksın. Hani nerede? Göster. Al. Bak 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 gördün mü? Üç vakte kadar gözyaşı görünüyor. Mahkeme celbi görünüyor. Oh avukatlar görünüyor. Mahkeme görünüyor. Adana adliyesi var, Adana adliyesi. Adana adliyesi mi? Adana Adliyesi her şeyin başladığı yer. Kaosun başladığı yer. Sen orayı bilmezsin be. Her şeyden önce Adana Adliyesi vardı, kaos vardı ha. Yemin ederim beynim yandı. Ne diyorsun sen Allah aşkına? Adana Adliyesi ne? Ne dediğimi biliyor muyum? Benim anılarım depreşti. Kız ne diyordum ben? Hani mahkeme diyordun, boşanma diyordun falan filan. Bak şimdi. Kız ben bütün süreci görüyorum biliyor musun? Aha da. Aha da bak. Üç kuruş da nafaka bağlıyorlar be. Neyse be olsun. Ama ondan sonrası aydınlık, ferahlık. Herkes mutluluğa kavuşuyor. Sen de keçi çobanına ha. O kadar kolay değil Kamila ablacığım. Hem ben gideceğim. Çok uzun süre kalmayacağım burada. Senin dediklerin nasıl olacak peki? E tamam işte kız o zaman elini çabuk tutacaksın. Allah Allah. Yani onlar zaten ayrılacak ama onların ayrılık sürecini beklemeyeceksin. Süreci hizlendireceksin, hizlendireceksin. Nasıl yapacağım? Ya. Keçi çobanının koynuna gireceksin. Ama ne olacak be? Vallahi bir ağlar, iki ağlar, üçüncü gün unutur gider ya. Aa ne güzel. Ben o zaman kızımı alacağım, İspanya'ya gideceğim. Sen de ne güzel keçi çobanıyla Portekiz'e gideceksin. Herkes mutlu mesut olacak yavrum. Sen Kamila ablana güven be. Boşun bana hele. İkisi bir olmuş belamın yuvasını yıkacaklar. Ah, ah, ben soktum ama bunu Kamila ananın kafasına. Ne edeceğim? Eğer ki ben de entrikalar kraliçesiysem bu oyunu bozarım. Şimdi siz durun Latin cadıları. Hırçın kız Nazil bu oyunu bozsun da görün. Lanet olası. Federico gel gel hemen konuşmamız lazım. Hiç havamda değilim Nazil, ben gidip yatacağım. Kızım şimdi senin yatma zamanındır yani. Plan yapmamız lazım. Ya vallahi Nazgül hiç entrik havamdan değilim. Moralim çok bozuk. Gerçekten hiçbir erkeğe güvenmemek lazımmış. Doğru söylemişsin. He, doğru söylemişim ama eksik söylemişim. Sadece hiçbir erkeğe değil, aynı zamanda hiçbir kadına da güvenmemek lazım. Helal-ı kamille olanlara asla güvenmemek lazım. Ne olursa olsun o benim annem Nazgül. Öyle deme Keçe. Anan da olsa, baban da olsa bak güvenmeyeceksin. Baban bile... şey yaptı. Seni kocaya verdi. Ya Nazgül ne diyorsun sen ya? Annen ne yapmış, baban ne yapmış? Ah anan, o Kamilo ana yok mu? Gitti o karamarsıkla işbirliği yaptı. Yakında yuvanı bozacaklar. Nazgül ya, ben evlendiğim günden beri annem aynı şey yapmaya çalışıyor. Bu hiç hani bir şey değil. Öyle mi? Yeni bir şey değil ha? Peki senin artık yeni gelin olmaman yeni bir şey mi? Ne demek şimdi? Tenzil-i rütbe oluyorsun demek. O Gülistan yani gelecek senin pırpırları tek tek sökecek demek. Nasıl yani? Artık yeni gelin o mu? Rojbaş'tır Ejiko, rojbaş. Artık yeni gelin o. Vallahi yeni gelinlik de elden gitti. Yakında uzak ola kocan da elden gidecek. İkisinden de vazgeçmem ben Nazgül. Bunun için her şey yaparım. İşte bu. Görmek istediğim manzara. Bana bak, senin entrikalar kraliçesi Elt'in yanında oldukça bu mücadelede birlikteyiz, tamam mı? Hayırdır? Nazgül, Bela, ne yapıyorsunuz?
Abo, sizin yüzünüz düşmüş. Niye kina? He vallahi babo. Ben onun morali çok bozuk. Bu tenzili rütbe olayına çok üzülüyor. Ne diyorsun kızım sen? Nedir ki la bu tenzili rütbe? Şimdi şöyle. Dedo A Korkut, ben onun yeni gelinliğini azletti. Onun yerine Gülistan yenge yeni gelin yaptı. Ona üzülüyoruz. Hani ben hep senin yeni gelinliğindim baba? Benim kızım. Bak, bu Gülistan var ya, o benim babamın yeni gelini. Sen benim yeni gelinimsin. Gerçekten mi? Hakikaten. Sen benim var ya, evvel ahir yeni gelinimsin. Hiç kimse bu hakikati değiştiremez. Ya babacığım. Evet, değiştiremez. Evet, Belo. Şimdi bu karamarsık. Karamarsık? Esmeralda mı? Ya ondan başka karamarsık vardır sanki. Ama dur. Bu şimdi biraz fazla güzelmiş. Heh, şöyle yapalım. Evet. Merhaba. Bu da güzeller güzeli sen. Aha. Bunda her şey var. Efendim güzellik desen var. Saflık desen var. Dürüstlük desen var. Sadakat desen var. Var oğlu var yani. Aha. Ama bunda, bunda var ya Belo. Yuva yıkıcılık, fitne fücurluk, fesatlık, kıskançlık, yalan, dolan, ne türlü pislik ararsanlara bunda var. Lanet gelsin seni gibi sana. Getir, getir. Lanet, maçlık, kara. Yetti. Ama Belo, aha bunda olmayıp da bunda olan bir şey var. Neymiş o? Güç. Ne yani? Ben şimdi güçsüz müyüm? Hayır tatlım. Öyle değil. Onu demek istemedim. Ama bak şimdi. Gel buraya. Bu kara marsık var ya, bu kara marsık. Herkesler bu kara marsığa mecbur. Çünkü kadın güçlü. Çünkü kadın portakal. Çünkü kadın portakalları satacak. O yüzden istesek de Hazar'ı şimdi o kadından uzaklaştıramayız. Şimdi ne yapacağız? Portakalları satılmasını mı bekleyeceğiz? Asla. O kadar zamanımız yok Belo. Hele sende böyle bir ana varken. Vallahi Hazar'ı da portakallarla birlikte ihraç etmek zorunda kalırız. Ya resmen kulaklarımla duydum Belo. Hazar'la Belo'nun ilişkisi iyi gitmiyor. Yakında boşanacaklar dedi. Of ya of. Bir yanda anne, bir yandan Esmeralda. Ya neyse şimdi anneni boş ver. Şu kara marsığın elinde öyle büyük bir koz var ki Belo. Bu var ya bu. Şirkete müşteri bulacak. Şirketi kurtaracak. Sonra da herkesleri kahraman olacak. Bak ondan sonra kendini de yırtsan aha bunu forsunu söndüremezsin. Ya şimdi inşallah portakalları satılmasın diye dua mı edeceğiz Nazgül? Aa yok. Buna gerek yok. Aha bu sarı bebeğe de bir koz bulacağız. Öyle bir koz bulacağız ki şu kara marsık değil şirketi bütün Çukurova'yı kurtarsa daha da kimseye yaranamazsın. Tamam da nasıl olacak? Böyle benim kozum yok. Buluruz. Ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Ana ay! Allah canını almasın, tekmeledi. Kim tekmeledi? İçerideki. Dun dun vuruyor, kendini hatırlatıyor böyle zaman zaman. Ben buradayım diyor. Ben buradayım diyor. Bulduk Belo, bulduk! Ne oldu Nazgül, ne diyorsun, neyi bulduk? Sana koz bulduk kızım, koz. Aha, bir kadının en güçlü kozu hamileliğidir. Yani çocuktur. Eğer kimsen hamile kalırsan... Şu kara marsık değil 500 bin milyar, aman milyon ton portakalı önümüzdeki 10 yılın portakal satışına imza atsın. Hazarım falan kahraman olamaz.
Evet Nazgül, doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun ama ben daha hamile değilim ki. Aa, hayır, hamilesin. Yok Nazgül, değilim, biliyorum. Hamilesin Dreş. Allah Allah, nereden biliyorsun? Ya yarın öbür gün zaten hamile kalacaksın. Şimdiden hamile olduğunu düşünmenin kimseye zararı olmaz. Hatta faydası olur. Nazgül, ne diyorsun sana Allah aşkına? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Neden hamileyim gibi düşünüyorum? Üf, tamam ya. Ah, her şeyi eline bırak, tamam mı? Güven. Hiçbir şey de merak etme. Beni kendi kendime bırak. Tamam o zaman. Ben de o diğer meseleyle ilgileneyim. Diğer mesele nedir kız? Kara Mars'ın ortağıyla ufak bir hesabım var. Aferin kız. Tamam, git gör hesabını. Men san mani olmuyor. Canım beni tutarsan bir kafam. Şimdi elime düştün Kara Mars'ı. Eğer ki ben de senin saçlarını yona yona eline vermezsem, bana da entrikalar kraliçesi Nazgül demesinler. Let the game begin. Of. Hayatım ne oluyor ya? Ya ama yani çalışıyorum şurada lütfen. Bir 5 dakika müsaade et bana. Ya gündüz çalışıyorsun, gece çalışıyorsun ya. Üstelik de asgari ücret alıyorsun. Bana bak, konuştun mu bu meseleyi kalendramla? Hayatım, istersen sen bu mevzuya girme. He? Yani söz konusu olan emek benim kendi emeğim. E, müsaade et de onun değerini kendim biçeyim. He? Allah Allah. E, benim emeklerim ne olacak? Bunca yıl sana benim verdiğim emekler ne olacak ya? Ben sana asgari ücrete tamah et diye mi verdim? Ne verdin bana? Emek. Hayatım rica ediyorum. Rica ediyorum, kafamı karıştırma. Bak çok önemli bir sözleşmeyi çeviriyorum şu anda. Yemişim sözleşmesini be. Allah Allah, çok da fifi ha. Kızım hayırdır, ne oluyor? Bak anne. Ben şimdi sana bir soru soracağım ve sen duruşça cevap vereceksin, tamam mı? Ne oluyor be? Bizi dövmeye mi geldin? Ne bu hal? Anne cevap ver lütfen. Esmeralda'nın Hazar'ın eski sevgilisi olduğunu biliyordun değil mi? Evet. Peki ona Hazar'la aramızı bozuk olduğunu, yakını boşanacağımızı mı söyledin? Evet. Peki hiç utanmadın mı? Hayır. Ya sen nasıl bir anesin ya? Kendi kızına nasıl böyle bir kötülük yaparsın? Ha benim kötülük olsun diye... Kamilla! Bunu yaptın mı gerçekten? Evet. Evet dedim, hep evet dedim. Ben evet dedim zaten. Ne sorup duruyorsunuz be? Yazıklar olsun sana. Sonunda bunu da yaptın ha. Sonunda bu iğrençliği de yaptın, öyle mi? Bana bak, benimle düzgün konuş Kamil. Bak karşında Kamilla var ha. Hayır efendim. Maalesef. Maalesef karşımda Kamille yok. Benim karşımda hiç tanımadığım ve çok utandığım bir mahlukat duruyor. Biliyor musun Kamilla? Hayatımda senden ilk defa bu kadar çok utanıyorum. Ha şunu da ekleyeyim. Senden buz gibi soğudum Kamilla. Haberin olsun. Yazıklar olsun. Bana mı dedi bu? Evet anne. Babamı bile bu noktaya getirdin. Bravo gerçekten. Ama ben ona soracağım. Bütün bu yaptıklarını fitil fitil de burnundan getireceğim ha. Ya anne görüyor musun? Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan oldum. Sus kız. Kes ben kılıklı. Dimyatmış pirinç mi neler diyorsun sen be? Kimden öğreniyorsun bu abuk subuk şeyleri? Hadi çabuk çık git bakayım. Kocamı benden ayırmak isterken kendi kocandan oldum diyorum. Ya. Oh, çok şükür kazasız belasız geldik evimize. Ah
burada? Evime geldim valla. E dolanlar gelecek. Karşılarına çıkıp da dolanlara mı dolanacağım? Of hala bırak ya. Karşılarına çıkıp diyeceğim. Ben sizi istemiyorum. Olan olsun, bana ne? Kimler kimler gelmiş? Aman da kaçaklar. Hoş geldiniz canım. Ay benim evimin kıvırcık direği de gelmiş canım. Ay evin ortanca direği de gelmiş ya. Adeta direkler arası kaldık burada. Yöründen mi gülüm? Kimse bizi iplemiyor. Hadi Türkmen hava neyse kaçtığımızı bilmiyor. Nazgül'e bak la umurumda de. Bir de maytap geçiyor. Taktıkça takıyorsun ha. Neyse benden bu kadar. Ben artık uyuyayım. Herkese iyi geceler. Görüşmek üzere. Fethi kız! Hiçbir yere gidemezsiniz. Herkesler buradayken çok güzel bir müjde var. Hatta bombe, bombe. Ya Nazgül hakikat yine ne oldu ya? Vallahi kaldıramayacağım yani bir bombe. Yine ne oldu? Senin alakalı değil. Ağam, müjdemi isterim. Yakında baba olacaksın. Ne? Ben baba mı oluyorum? He ya. İnşallah yakında baba olacaksın. Abi duydun mu? Baba oluyorum. Lan ben de amca oluyorum. Gel buraya, gel buraya. İnşallah. Gözün aydın Şirin'im. Alo oğlum. Ya bir dur ya. Benim bir an önce gidip Bella'yı bulmam lazım. Misafirhanede. Koş. Bella aşkım. Hazar dur bir dakika. Dur ama Esmeralda işim çok acil. Benimki daha acil Hazar. Şu anda telefonda Papitom'la konuşuyorum. Portakallarınızın hepsini o alacakmış. Ciddi misin? Evet, doğru duydun. Üstelik de kilosuna $1,5 teklif ediyor. Yok, $2 aşağı olmaz. Saçmalama Hazar. $1.75 tamam de anlaşalım. Tamamdır. Hayırlı uğurlu olsun Esmeralda. Tamamdır. Hayırlı olsun Hazar. Yalnız ödemeyi sevkiyattan sonra yapacağız. Güzel, çok güzel. Allah'ım sana şükürler olsun. Sonunda istediğim bütün güzel haberler ardı ardına geliyor. Ne gibi? Öyle. Esmeralda gerçekten çok teşekkür ederim. Teşekkür edilecek bir şey yok Hazar. Sonuçta ticaret yapıyoruz. Seninki ticaret değil ki. Süper kahramanlık. Resmen geldin ve şirketimizi batmaktan kurtardın. Vallahi Nazgül haklıymış ya. Kadın geldi kahraman oldu. Kahramanlık. Keşke süper kahramanın değil de prensesin olarak kalabilseydim Hazar. O ne demek Esmeralda? Buraya gerçekten Bella çağırdığı için ya da portakallarınızı satmaya geldiğimi mi zannediyorsun? Evet. Ne olur yapma Hazar. Yapma. Seni unuttuğumu falan düşünmüyorsun değil mi? Sen benim ilk ve tek aşkımsın. Biliyorum. Ben de senin. Esmeralda bunları konuşmanın hiç sırası değil. Evliliğinin kötü gittiğini biliyorum Hazar. Senin de bana ihtiyacın olduğunu biliyorum. Sana kim ne söylemişse yalan söylemiş Esmeralda. Yani gerçekler düşündüğün gibi değil. Kararını vermeden önce acele etme bence. Ne de olsa biraz önce sizi bataktan kurtaracak çok önemli bir satış yaptım. Söyleyeceğin tek bir şey bile bir çuval inciri berbat edebilir. Yıllarca emek verip büyüttüğünüz şirketinizin felaketine sebep olabilir Hazar. Sen neler diyorsun Esmeralda? Birbirimize mecburuz diyorum Hazar. Ben seni geri istiyorum. Biliyorum. Sen de beni geri çevirmeyeceksin. Hiç değilse aileni, şirketinizin geleceğini düşüneceğini biliyorum. Bir çırpıda elinin tersiyle her şeyi itemezsin değil mi? Sen... Evet, ben. Cevabını bekliyorum Hazar. Hangisini seçiyorsun? Karını mı? Yoksa aileni, geleceğini, şirketini mi?
şu dursalarda, kalbimize vursalarda, iftira atsalarda, yanımda dursun kalbim.